Altın Portakal Film Festivali'nden bol ödülle dönen Mukadderat filminin özel gösterimi ünlü isimlerin katılımıyla yapıldı. Ben evlenmek istiyorum. Ya annem, el alem neden Allah aşkına? Anne valla bak sinirleniyorum ha. Koca yatakta ben bir başıma kalamam. Siz isteseniz de istemeseniz de el yüzü düzgün böyle içkisi kumar olmayan bir herif bulacağım ben, göreceksiniz. Yasemin Sakallıoğlu özel gösterime katılan isimlerden. Cem Yılmaz'ın en çok akrabalarıma gülüyorum açıklamasını yorumluyor Sakallıoğlu. Bütün Türkiye'ye gülüyorum. Çok komik Türkiye. Yani çok komiz ya. Gerçekten böyle bazen yorumları okuyorum sosyal medyada. Diyorum ki artık komedyen olmak çok daha zor. Çünkü herkes komik ya. Hepsinden daha komik olmak zorundasın ki senin mesleğin komedyen olabilsin. O yüzden Cem Yılmaz çok haklı yani. Pınar Deniz'le Kaan Yıldırım da Mukadderat'ı izlemeye gelmiş. Valla ben zaten çok merakla bekliyordum. Sağ olsun Erdi davet edince biz de koşarak geldik. Normalde çok da sosyalleşmiyoruz. Hamilelik sonrası ilk kez beraber görüyoruz çifti. Valla yani bu işlerde biliyorsunuz çileyi, emeği en çok kadınlar veriyor. O yüzden bizim işimiz daha kolay. Ama benim görevim onu böyle mutlu etmek. Her ihtiyacını elimden geldiğince yapmak ki elimden gelir. Kaan Yıldırım bunları söylerken Pınar Deniz'in hamileliği nasıl gidiyor acaba? Gerçekten iştahım açıldı tabii. Hep bana söylüyorlardı. Belli bir aydan sonra iştahın açılacak diye. Peki isim düşündüler mi doğacak bebeklerine? Bir şeyler var kafamızda ama aynen, bakalım. Biraz zamana yaydık onu. Ünlü çifte yılbaşı planlarını da soralım. Hiç plan yapmadık vallahi. Daha kocama ya. Soramadım. Ekin Koç'layız. Barış Manço'nun hayatını oynamaya hazırlanıyor şu günlerde. Evde Barış Manço gibi değilim henüz. Ama yani şöyle söyleyeyim, bütünden ziyade şu an parça parça gitmeye çalışıyoruz. Sese odaklıyız. Şu an daha çok ses üzerine çalışıyoruz bir vokal koçuyla. Dolayısıyla yavaş yavaş o bahsettiğin yere gelmek istiyorum. Barış Manço'nun şarkılarını da kendi sesiyle söylemeyi istiyor filmde. Niyetimiz o. Şimdiden onun için başladık. Yani istediğimiz sesi bulduktan sonra şarkılara, türkülere hepsine girmek istiyoruz. Barış Manço'nun hayatının önemli bir dönemi anlatılacak filmde. Uzun bir dönemi kapsıyor. Gençliğinden yetişkinlik yıllarının sonlarına doğru giden bir süreç olacak diyeyim. Çok da detay vermeyeyim. Barış Manço ile temas etmiş herkesle biz de temas etmek istiyoruz bir şekilde. Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile beraberiz. 2024 geride kalırken bu yıl baba olmanın mutluluğunu yaşadı Urgancıoğlu. Oğlumuz oldu. Hem teşekkür ederim. Hem yorucu oldu hem de müthiş keyifli geçiyor. Aranızdan birileri bizim evi keşfetmişti. O yüzden taşınmak zorunda kaldım. Kim o? Hayır. Hayır yok, estağfurullah canım. Yani bir şekilde takip ettiler. Burada mı? Arkada duruyor. Saklanıyor şu an. sen miydin? Gelelim filme. Mukadderat filmi oyuncuları Bloomberg HT ekranlarında Ece Saruhan'la Oyuna Devam programına konuk oldu. Filmin oyuncularından Nur Sürer ve Osman Sonant bir Ertem Eğilmez filminde oynamış gibi hissetmişler kendilerini. Ertem Eğilmez'in filmlerini çok severdim. Özellikle 3-4 filmini. Herhalde defalarca izlemişimdir. Halen televizyonda görünce orada kalıyorum. Sizin de dediğiniz gibi az önce böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani en azından 2 saate yakın oh çok güzel ülkenin bütün dertlerinden sıyrılmış falan gibi hissediyoruz kendimizi. Bana oyuncu olarak bir Ertem Eğilmez filminde oynuyormuşum hissi yaşattığı için benim ütopyamı gerçekleştirdi. Daha önce bir televizyon dizisinde çifti canlandıran Osman Sonant ve Aslıhan Gürbüz'ün filmde abi kardeşi oynamaları esprilere de neden olmuş. Ya büyük tepki yedik yani. İşte bunlara nasıl kardeş oynatırsınız? Hayır, bir de bunlar var. Evet biz bunlara yükselmiştik zamanında falan. Çok güzel bir şey işte. İki sevgiliyi oynamaktan sonra abi kardeşi oynuyorsunuz ama Nur Sürer'le oynamak, onunla vakit geçirmek, oyunların dışında, setin dışında bir şekilde bir şeyleri paylaşmak inanılmaz bir okul gibiydi. Anne valla bak sinirleniyorum ha. Koca yatakta ben bir başıma kalamam. Siz isteseniz de istemeseniz de el yüzü düzgün böyle içkisi kumar olmayan bir herif bulacağım ben, göreceksiniz. El mecbur, katlanacaksın bunlara. Mukadderat. Mukadderat filminin önceki gece yapılan davetindeyiz. Filmi izleyen ünlü isimler Mukadderat'ı çok sevmiş. Nur Sürer yani çok büyük bir usta ve onu böyle bir filmde izlemek bizim için bence çok büyük bir şans. Umarım
gişe rekoru kıran filmlerimizden biri olur. Bence bu tarz filmler de gişe rekoru kırmalı. Damla Sönmez, Kastamonu Cide'de geçen filmde çocukluğuna gitmiş. Benim için de böyle çok heyecanlıyım hala. Sesim titriyor. Çok keyifliydi. Oraları tekrar görmek, böyle bir çocukluğuma da gittim gibi oldu. Neslihan Atagül de filmin davetinde çıkıyor karşımıza. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben çok uzun zamandır bu kadar iyi bir film izlemiyordum. Ve bence gerçek bir Türk filmi izledik. Gerçek bir Türk sineması izledik. Hamileliğinin son iki ayında her şeyin yolunda olduğunu ve iyi bir hamilelik dönemi geçirdiğini söylüyor Atagül. Her şey yolunda. Hani öyle sıkıntısız da bir hamilelik geçiriyorum. Şükürler olsun. Vallahi Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin diyorum. Bir oğlu olacak Kadir Doğulu, Neslihan Atagül çiftinin. İçlerine doğmuş bebeklerinin erkek olacağı. Tahmin etmiştim aslında. Kadir de ben de çok tahmin ediyorduk. Gönlümüz öyle doğmuştu aslında. Onun için hani öyle çok şaşırtıcı bir şey olmadı bu. Neslihan Atagül'e Kadir Doğulu'yu soruyoruz. Nasıl bir baba olacak acaba eşi? Tabii ki hayatımı muazzam kolaylaştırıyor. Yani zaten sizler de az çok tanıyorsunuz nasıl bir insan olduğunu. Onun için bana full destek. Zaten her zaman çok destek oluyordu ama hani benim aynı zamanda bu kadar bu hamileliği bu kadar güzel ve hafif geçiriyor olmamın en büyük sebebi ve en büyük destekçim zaten aynı zamanda Kadir. Mısır'a gittiğinde çölde ayran yaptığı video çok konuşulmuştu. Bütün gün çöldeydim. O çölün rüzgarı ve güneşi akşam oldu. Ayran var mı dedim. Tarif de ettim ayranı aslında. Ayran nedir dediler bize. Biz de aslında hani yemek kültürü benziyor diye bilirler diye düşündük ama başka bir ismi varmış. Onlar da ayran değilmiş de olarak. Ben de bilmediğim için. Onlar da pek anlayamadılar. O yüzden kendim ayran yapmak zorunda kaldım. Gelelim bebeğin isminin ne olacağına. Fikirler var. Gönlümüze doğan da var yine Kadir'le ama onu hani şimdi paylaşmasak. Çünkü kimseyle paylaşmıyoruz. Ailemizle bile böyle paylaşmadık aslında. Bazı iddialar da ortaya atıldı. Bebeğin adının Masum olacağı yazıldı. Neslihan Atagül'ü güldürüyor bu haber. Masum doğulu değil ama. Yani bunu yazanın yaratıcılığı gerçekten inanamıyorum. Yani bunu bize dostlarımız değil ki çocuğun adını bir şey yapmışsınız. Hani insanlara duyurmuşsunuz nasıl yani dedik. Hani neymiş adım Masum mu? Ne? Sosyal medyanın sevilen çifti Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı işbirliği yaptıkları markanın lansmanında kameralar karşısına çıktı. Yani güzel bir açılış olacak şimdi. Sonra bütün sene boyunca güzel içeriklerimiz olacak değil mi? Evet. Karıcığım, içeriklerden sorumlu insan. Ne mi içeriklerden sorumlu şey. Yani bir yıl boyunca beraberiz evet. Heyecanlıyız biz de bugünü bekliyoruz branda yırtmayı. Ünlü çift beraber oynadıkları Kardeş Takımı filminin ikincisinin heyecanını yaşıyor. Yok yolda 10 Ocak'ta çıkıyor. Hatta üçüncüsü de yazılmaya başlandı diye biliyorum. Hatta bunu da ilk defa burada söyledik. Evet. Acaba bunu niye söylemeli miydim? Belki söylenmeyecekti. Bilmiyorum ama çok sevildi. Söyledim. Çok iyi gitti. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı'nın işbirliği yaptığı firmanın Türkiye Ticari Operasyonlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mete Uslu Kılınç bakın kampanyaya dair neler söyledi. Oldukça güzel geçti, başarılı geçiyor ve şahane Kasım'ın en önemli dönemi de biliyorsunuz şahane Cuma. Ve şahane Cuma içinde biz branda yırtma etkinliğimizi yaptık. Bütün fiyatlar şahane Cuma fiyatları olarak etiketlere anında yansıdı.